Sevgili seyirciler, evet bugün size farklı farklı alanlarda haberler aktaracağız. Önce Doğan Çay Müzesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen çok özel bir mücevher tanıtımından bahsedelim. Dünyaca ünlü ressamımız Burhan Doğan Çay'ın bir tablosundan esinlenerek yapılan mücevher. Kadınlar günümüz mücevher kadınlar diyelim. Burada bir şey var, evet, sen bize anlat. Çok güzeldi. Bir Burhan Doğan Çay'ın Kurdeleler, evet, serisindeki bir tablosundan esinlenerek yapılan bir mücevher. Peki bu bir mücevher ama Burhan Doğan Çay'ın tablosundan, evet, esinlenerek yapılan. Kesinlikle. Yapalım. Önce görelim, üstüne konuşmak sonra daha tabii rahat olacak. Ünlü ressam Burhan Doğan Çay'ın bir tablosu bu kez mücevher oldu. Doğan Çay'ın Kurdeleler serisinde yer alan Ribbons 58 eseri, yakut, pırlanta, safir ve altınla işlenerek bir mücevher firması tarafından broşe dönüştürüldü. Geliri sosyal sorumluluk projelerine bağışlanacak olan mücevherin tanıtımı Doğan Çay Müzesi'nde yapıldı. Bu mücevher üzerinde korkunç bir emek sarf edildi. Size şunu söyleyebilirim, bütün üretim bu mücevhere odaklandı. Ben ve bütün ekibim, bütün taşların mıhlanmasına tek tek dikkat edildi. Bu projeyi açıkçası Zen'in her sene yaptığı bir Kadınlar Günü projesinden yola çıkarak onlar bizimle bir işbirliği yapmak istediklerini söylediler. Ve bu seneki çalışmalarında da Burhan Doğan Çay'ın bir eserini mücevhere dönüştürerek ve bunun gelirini iki vakıf arasında bölüştürerek bir Kadınlar Günü vesilesiyle bir sosyal sorumluluk projesi yaratıldı. Doğan Çay tasarımı mücevher 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Antika AŞ tarafından satılacak. Elde edilen gelirse Türkiye İş Kadınları Derneği'nin Senin de Bir Okulun Olsun kampanyasına ve Doğan Çay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı'na gidecek. I saw the beautiful jewelry upstairs. Mücevherleri gördüm. Çok güzeller. Şu boynumdakini hemen çıkarıp onları takayım dedi. Ayrıca gelirin eğitime gitmesi de çok güzel. Burhan Doğan Çay'ı elbette tanıyorum. New York Guggenheim Müzesi'nde resimleri olduğunu biliyorum. Doğan Çay Müzesi'm. Daha önceki bir tablosunun o tasarımı geliştirmişler ve böyle bir broş yapmışlar. Baktım, safir, mavi safir, lacivert safir, koyu mavi safir, sarı safir, işte pırlantalar var, gümüş var. Gümüşleri kendisi eğmiş. Çok beğendim. Zaten Burhan Doğan Çay hakikaten yaptığı her şeyde çok başarılı. Hepimizin gururu ressamımız. Sand Diamond'da çok başarılı çalışmalar yapıyor. Her yıl Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı çalışmalar da çok başarılı. Türkiye İş Kadınları Derneği olarak bizim başlattığımız bir kampanya var. 100 Kadın 100 Okul. İnşallah bu okulda o kampanyanın içinde yer alacak. Ayrıca bu açıdan çok mutluyum. Evet, bu özel bir tasarım olacak. Evet. Çünkü ben az önce onu söylemeye çalışıyordum, emin olamadım. Kadınlar Günü'nde bir müzayedeyle bu özel mücevher satılacak ve geliri çocuklara gidecek. Şimdi şu şekilde bir tane yapıldı bu. Hı. Burhan Doğan Çay'ın tablosundan esinlenerek Zen, evet, Diamond'ın götürmüş olduğu bir proje. Bir kere kendisi Burhan Doğan Çay'ın da, evet, şeyinde bunu söylüyor. Yaklaşık 100 bin lira gibi bir rakama satılacak. Fakat 100 bin lira gibi bir rakam, evet, düşünülüyor. Peki. Düşünülüyor. Gelmesi, hı hı, düşünülüyor. Alınması düşünülüyor. Ama bu kapalı zarf usulü yapılacak. Peki. Yani biz o zaman takip edeceğiz. Şimdilik bu kadar tabii bilgi ki verelim. Tabii bu ki.